Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar önümüzde abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Önümüzde iki tane arka budun kemik kısmı, uç kısmı var. Yani incik de denebiliyor. Bu da ön kolunkisi. Bunları köze gömme yapacağız. Aynı şey tadında, ne diyeyim, kuyu kebap tadında bir et olacak. Evvela şu istenmeyen kısımlarını almamız gerekiyor. Şimdi bunu sadece bu kısımdan değil, farklı bölgelerden de yapabilirsiniz. Mesela löp et olarak da gömebilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Sıkıntı değil. Her türlü eti kaldırıyor. Şu kısımları alacağız. Çünkü bu kısımları istemiyoruz. Niye? Çünkü sinir. Bunlar sinir. Pişse dahi yenmeyen kısımları. Şöyle bir sıyırma bıçağınız olursa bu tarz. Bunları böyle çıkartabilirsiniz. Evet. Bunları çıkartmakta yarar var. Niye? Çünkü ete gidecek olan ısıyı ilk önce bu emiyor. Ne oluyor? O zaman bu kısım çabuk yanıyor. Bu sefer de etin tadı değişiyor. Ve kemiğinde etin kemikten ayrılmasını da biraz engelleyebiliyor. Yani bunları böyle alırsak iyi olur. Sizin için daha iyi olur. Bakın gayet güzel temizlendi. Şöyle. Evet. Harika bir şekilde eti kaldı. Aynı şekilde buna da yapalım. Koyun derisi yüzer gibi. Yüksek yeterli. Gene buradaki sinirini alacağız. Onu bırakmıyoruz. Atlamıyoruz onu. Kaçırmadan hemen alacağız onu. Buradakileri de alıyoruz bunları. Şu sarkan sinir kısımlarını. Ya bunlar zar gibi bir şey aslında. Sinir de değil de. Alırsak faydalı. Almazsak bir şey olur mu? Yok, olmaz. Ama yolunda ne olacak yani. Şu anda bunlar tamam. Hemen ağabeyler. Bir tane yağlı kağıt alıyorsunuz. Şu şekil aç. Fazla olmasında yarar var. Böyle kestik. Şimdi birinci bunu saralım diyelim. Şöyle. Şöyle şurada dursun. Kemiğin üstüne koyalım. Evvela biraz kekik. Şöyle. Alt tarafına da gelsin. Evet. Kekiğe coşkuyu verdik. Sonra biraz çekme karabiber. Ben daha önceden çekmiştim. Fazla değil, az atalım. Sonra biraz da tuz. Kafi. Sonra bunu böyle bir sarıyoruz. Şöyle de kaplayalım. Evet. Hemen hemen iki tur sarıldı. Şimdi bunu buraya koyduk. Hemen alüminyum folyomuzu alıyoruz. Bakın alüminyum folyoya direkt sarmayın. Neden? Çünkü direkt temas ettiğinde kanserojen falan muhabbetleri var. Yani ben alüminyum folyodan ölen daha görmedim ama kanseri tetikleyebilir. Yani bu kadar insan boşa konuşmuyor. Bu da bu kadar yeterli. Kenarlarını hemen böyle. Böyle yaptık ya. Bir de böyle yapın ki buradan suyu çıkıp hava içeri almasın. Ne olursa olsun. Şöyle kapatmaya gelmiş. Fazla sıkmayalım. Çünkü ne kadar sıkı o kadar kötü. Bakın kumpir gibi yaptım. Bir tane daha yapayım. Bu sefer içine farklı malzemeler de koyalım. Hemen gene açıyoruz yağlı kağıdımızı. Biraz uzun canı. Kesiyoruz. İçine inciğimizi koyuyoruz. Şöyle kameraya göre yapalım. Evet.
Ne dedik abicim? Ne dedik evvela? Kekik. Çünkü kuzuya kekik çok güzel gidiyor. Ona herkes mutabık. Yani kuzu kekiksiz olmaz. Birazcık karabiber. Diğerinden biraz farklı olsun diye. Tadı da biraz değişir belki. Biraz tereyağı. Evet, şöyle koyalım. Sonra biraz tuz. Evet. Ve saralım. Bu kadar basit. Hemen alıyoruz elimize bunu. Şöyle koyuyoruz. Aynı kağıttaki gibi sarıyoruz. Bir iki tur yapmakta dediğim gibi fayda var. Çünkü ne kadar kalın o kadar içeride havasız kalır. Burayı yine böyle sıkıp şurayı da şöyle katlıyoruz. Yine aynı şekil. Aynı pazarcı mantığı. Çevir. Ve büzüştür. Bitti. Bu kadar basit. Diğerini de video çekmeden yapın. Evet arkadaşlar, abiler ablalar. 3 tane, 2 tane arka but, 1 tane de ön kolun inciğini şu şekil sardım. Bildiğin yani dürüm sarar gibi yaptım. Şimdi pişim aşamasında görüşmek üzere. Şöyle yana alalım. Çünkü diğer tarafta farklı işlemler yapacağım. Buradaki közü güzelce çekip üstünü ve yanlarını besleyecek şekilde kapatıyoruz. Altındaki köz yanmıyor. Yanan bir köz değil. Etrafını elimizi tabi yakmadan etrafını güzelce besliyoruz ateşimizde. Kendi kendine içten içe yanıp güzelce pişme işlemini gerçekleştirecek. Evet. Şöyle parçalardan ufak ufak koyalım. Tabii elde dayanmıyor haliyle. Çünkü çok sıcak. Yani o yoğun bir ateş var. Arada bir de çeviririz canım. Sıkıntı yok. Şimdik. Artık buraya bakmıyoruz. Burayla işimiz bitti. Başka bir işleminiz varsa yapacağınız, hemen onlara geçebilirsiniz. Gayet hızlı ve pratik bir şekilde. Onları yapın. Mangal boş durmasın. Şöyle üstüne kapatalım. Tamam. Ellerimde yandı. Evet, piştikten sonra aşama aşama yine bakacağız tabii ki de, piştikten sonra görüşeceğiz inşallah. Evet, bu gömdüğümüz etlerden de yavaş yavaş sesler gelmeye başladı. Çıtır çıtır sesler geliyor. Onlar da daha böyle bir 7-8 dakika oldu. 15-20 dakika daha durduktan sonra alacağız, bakacağız inşallah. Pişim aşamasında tekrardan görüşürüz. Evet sevgili dostlarım, geldik gömdüğümüz etleri, daha hiç açılmadı etleri açmaya. Bak, yaklaşık takribi 25-30 dakikada, yani yarım saatte gösterdiğim şekilde yaparsanız gayet güzel halloluyor. Çok da hoş oluyor. Bakın şimdi zaten bak, kenardan kemiği gördünüz mü? Kemiği bak bak bak. Of. Bunlar bir 5 dakikada kenarda bekledi. Demlendi. Şimdi açalım. Güzelce. Şöyle. Ortalığı da batırmadan. Evet. Yanıyor.
Yanıyor, resmen yanıyor. Şöyle tutalım. Yanan kısımlarını bir alalım şuradan şöylece. Şimdi şuradan bir kaldıralım. Külleri de alalım. Evet, açılıyor. Açılıyor. Ve açıldı. İşte şaheser arkadaşlar. Görün. Şimdi şu kısımlarını ben bir atayım. Bir yırtayım, kenara açayım. Evet. Çünkü kötü yanık görüntüsü ortadan kalksın. Ama bir tane de bıçak alayım güzelce ne. Evet, beyler bayanlar. Bak nasıl piştiğini şimdi kendiniz görün. Of. Harika. Güzelce pişmiş etimizin bir tadına bakalım. Şöyle güzel bir suyundan da dursun birazcık. Oh. Şimdi iki sebepten konuşamıyorum. Birincisi et çok sıcak. Ağzımı yakıyor, konuşamıyorum. İkincisi de acayip lezzetli olmuş. Lezzetten konuşamıyorum. Eğer hoşunuza gitti, gayet de başarılı olduğuna kanaat getirdiyseniz, yani beğendiyseniz kısacası, lütfen alta beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz ilginç, enteresan pişirme yöntemleri istiyorsanız altta mesaj olarak belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.